Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını, sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Akrep gibisini okudun. Nazım'ın? Evet. Hala geçerli. Ha, bugün. Doğru mu? Tabii ki canım. Yani Nazım'ın büyüklüğü buradan zaten. Adam kaç yıl önce yazmış. Günümüzde var. Acı gerçek. Bizden sonra da hep var olacak. Bu çelişkiler olduğu sürece zaten iyi yazar, iyi şair, tabii, iyi düşünür. Onların iyiliği neden? Hani sadece iyi oldukları için değil. Çok yüzyıl önceden bugünleri görmüşler. Örneğin. Değil mi? Hani müzisyensin, onun şeylerini söylüyorsun. Nesimi'yi söylüyorsun. Nesimi tabii canım. Mesela, har içinde biten Gonca Gülen'le. Tabii ki, tabii ki. Yani, Shakespeare mesela. Tamam, çok iyi bir yazar. Niye çok iyi bir yazar? Cümleleri mi çok iyi? Hayır. İsimleri değiştir. Yerleri değiştir. Günümüzde geçen şeyler yazmış. Tabii. O yüzden klasik hep olabilecek şeyler. Bazı şeyler döneminde kalıyor, gidiyor. Ama bazı şeyler bizden sonra da yaşayacak. Yani iyi bir sanat olayın tanımlarından biri herhalde budur bana göre. Tabii tabii. Kesinlikle evrensel tanımlarından biri bu. Yani insana dair ama insan zor bir şey yani tarihi de ya şimdi dünyanın en tuhaf mahluku Nazım. Bunu böyle illa politik içerikli bir şiir diye de böyle sert bir şekilde söylemeye de gerek yok. Son derece yumuşak da söyleyebilirsin insana. Ki bu öyle bir örnek. Hani hep şey derler ya, politik şeyler sert söylenir falan. Yo, çok güzel bestelenebilir de, çok güzel icra da edilebilir. Bana göre çok farklı yorumlanabilir tabii, bu kişinin yorumuna bağlı da. Bence bu şiir biraz böyle yumuşak okunmalı diye düşünüyorum. O yüzden öyle. Yoksa farklı örneklerini de duyduk. Var, ustalarımız söylüyor daha böyle şey sert. Bence böyle okunmalı. Nazım da böyle yazmış diye düşünüyorum ben. Finalde öyle diyor ya, demeye de dilim varmıyor ama. Ya demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Bu büyük olasılıkla Marx'ın şeyi miydi? Yanlış sınıf bilincini de anlatıyor. Evet. Değil mi? Gocuklu celep kaldırınca tabii, sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Değil mi? Yanlış sınıf bilinci. Hani cebimizde akbil parası yok ama işte havaalanı yapıldı diye alkışlıyoruz. Evet. Yani gibi. Bugünlerde ne kadar çok düşünüyoruz bunları. Tabii, tabii. Ben de çok düşünüyorum bunları. Hayat nasıl gidiyor Halukçu? İyi, fena. Yani genel olarak bu pandemi meselesi biliyorsun. Hepimizin canını sıkıyor. İşte bir şey yapamıyoruz pek. Ama sonuç olarak yine ayakta duruyoruz. Durmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sen de öylesin. Evet. Biliyorum ben de öyleyim. Sevgili izleyiciler, böyle direkt pat diye alttan gördüm olunca öyle oluyor. Sohbete daldık. Sevgili benim arkadaşım, yoldaşım. Çok severim gerçekten. Sağ olsun. Ben de gördüm. Çok severim. Bugün sizlerle beraber Artı TV izleyicileri. Şimdi senin bir Adanalılığın, Çukurovalılığın malumdur. Evet. Hemen o Adana'nın şeyden aramıştım bir gün ya seni. Kazancılar. Tabii tabii. O çarşının olduğu evet, yerde, evet, o meyhanelerin evet, olduğu evet, yerde, her yerde böyle fotoğrafın falan. Bir de bir Karşıyakalılık. Tabii. İzmirlik Adana'da durum. Adana'da doğdum ben. Baba tarafım Adanalı. İlk böyle işte 8-9 yaşıma kadar Adana. Sonra bir İstanbul var. Yine babamın işi nedeniyle. 15 yaşından itibaren İzmir Karşıyaka. O da annem İzmirli olduğu için. Demek ki egemenlik anneme geçmiş ki İzmir'e taşınmışız. Öyle düşünüyorum ben. Esprisi bir yana yok. İş nedeniyle olan şeyler bunlar. Yani yaşamımızı şekillendiren kent, düşünce anlamında da İzmir Karşıyaka'dır. Sonra tabii 20'li yaşlarda Ankara, siyasalda okudum biliyorsun. Tam oraya geleceğim.
35 Karşıyaka'ya gene döneceğiz. Akademi 35.5 üzerinden ama bu arada bir üçüncü belki de en önemli kentlerden biri, hayatındaki üçüncü önemli kent öyle diyelim, Ankara. Evet. Çünkü sen mülkiyeli olarak biliniyorsun. Yani çevrede siyasallığı, mülkiyeli yani olarak. Okula giriş ilk tercihim de, okula giriş amacım da işte mülkiyeyi, siyasallığı bitireceğim. İdealist kaymakam olacağım ve kalkınma köyden başlayacak. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben hala kalkınmanın köyden başlaması gerektiğine inananlardanım. Böyle mi? Bunun için mi yazdın mülkiyeyi? Evet, evet. Allah orta Allah. Sonda okuduğum bir kitaptan etkilendim. Dedim ki ben mülkiyeye gideyim. Benim düşünceme en uyan yer burası. Hani mühendis olsun, doktor olsun filan derler. Mülkiyeyi yazmıştım en başa. Baktım kazanmışım. Gittik. Tabii kader mi diyelim artık, ne diyelim. Kader ağlarını başka türlü örmüş. Siyasal 2'de okurken 1979 Kasım'ında Ankara Sanat Tiyatrosu, Türkiye'nin en eski ve sürekli özel tiyatrosu işte. 6 Aralık 1963. Kendine oyuncu yetiştiriyor, öğrencilere sınav açıyor filan. Tesadüfen duyduk, sınava girdim, baktım sağ olsunlar beni kabul etmişler. 41 yıl oluyor. Önümüzdeki ay 41 yıl oluyor. Yapma ya. Tabii profesyonel. Tam kesintisiz 16 yılın geçmiş ha Ankara'da. Şöyle söyleyeyim, 79-80 diyelim. Aslında arada zorunlu ayrılıklar var. İşte 95-2000 arası İzmir var. Tabii. Sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Ben Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan bir davet aldım. Sanatçı olarak atandım. Yöneticilik falan yaptım. O ara yine Ankara Sanat'taydım ama. 2004'te yine çeşitli nedenlerden İstanbul'a taşındık. Ankara Sanat'ta bağımızı kesmedik ama zor oluyordu. İşte Rutkay abi, Altan erkekli bizim. Sonra genç arkadaşlara devrettik. Bu bir bayrak yarışı diye. Şimdi onlar sürdürüyorlar Ankara Sanat'ı. Umarım daha biz gittikten sonra da sürdürmeye devam edilir. Peki başka orada sevgili izleyiciler, Artı TV izleyicileri genellikle biliyordur ama yolu düşenler Ankara'ya yurt dışından ya da Türkiye içinden hala o İzmir Caddesi'ndeki Merkez Kızılay'daki tabii, yerini tabii. O bildiğimiz o salon, sizin fotoğraflarınız var. Evet, Ihlamur Sokak. Ankara Sanat Tiyatrosu tabii. As devam ediyor yani. Evet, Ankara Sanat Tiyatrosu aynı zamanda bir okul, bize göre bir okul. Neden? Türk tiyatrosu için de bir okul. Sadece biz yetiştiğimiz için diye değil. Birçok şeyin premierini, yani tiyatro tabiriyle birçok oyunun premierini, dünya premierini yapmıştır. Türk tiyatrosuna armağanları olmuştur. Oyuncular haricinde işte yazar çıkarmıştır, müzisyen çıkarmıştır. Kitlelere mal olan oyun müzikleri vardır. Belki konuşmuşuz ama. Oyun müzikleri olarak muhteşem, muhteşem eserler. Ana oyunu 1974-75'te Maxim Gorki'nin romanından Brecht'in uyarladığı, Rutkay abinin yönettiği ana oyunu Sarper Özsan yapmıştır müzikleri. Orada 1 Mayıs marşı vardır. Kitleler şimdi alanlarda söylenen günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır oyunun müziği olarak yapılmıştır. Keza Sakıncalı Piyade, kulakları çınlasın Timur abi, Timur Selçuk'un yaptığı müzikler işte. Yine günümüzde çok geçerli. Döneğin türküsü. Dönekten çok ne var ki? O yine işte Rumuz Goncagül, yine Timur abi yapmıştı. Halet Rezaki ki kendi de konserlerinde söylüyor. Bunlar hep kitlelere mal olmuş şeyler. Öyle bir tiyatrodur yani. Daha önce bilinmeyen bir yazarın oyununu almıştır. İlk kez Ankara Sanat Tiyatrosu oynamıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan çok yıl sonra Devlet Tiyatrosu repertuarını almıştır. Böyle bir yerdir. Türk tiyatrosu için de bir öncü tiyatro, bir okul tiyatrodur. Yani Ankara Sanat Tiyatrosu. Tabii. Peki sizlerin, senin ne bileyim Rutkay abinin falan orada Altan Erkek'li değil mi? Tabii. Şener Kökkaya hatırladıklarım ya, bir dönem böyle çok benim... Feyz aldığım bir spiker ablamız Ankara Sanat'ta bir böyle galiba bir oyun premieriydi. Sonra sohbet ederken dedi ki Türkiye'de sahne tiyatrodan işte oyuncuların %90'ı Ankara Sanat Tiyatrosu'nun rahle-i tedrisinden geçmiştir dedi. Yani Ankara Sanat'tan yolu bir şekilde geçmiştir. Türkiye'de şu anda hani tırnak içinde ünlü dediğimiz o yaş grubundaki oyuncuların çoğu. Ya mutlaka oradan bir feyz alınmıştır, konuk olarak oynamıştır, bir şekilde gelmiştir. En azından oraya turneye geldiğinde o sahneye çıkmıştır. Tabii. Yani
Derya Baykal falan da herhalde tabii aslında Derya, içindeydi Derya, değil mi? Tabii. Bir Şehnaz oyunda tabii. geldi, konuk olarak oynadı. Zannediyorum 1983-84 dönemi olmalı. Tabii. Rahmetli Turgut Özakman'ın oyunuydu o. Bir Şehnaz oyun. Önce şeyi oynamıştık, Resimli Osmanlı tarihini yazmıştı Turgut Hoca. Ondan sonra Bir Şehnaz oyunu. Daha sonralar işte o Çılgın Türkler falan şey geldi ama galiba Şehnaz'ı yazdıktan sonra devlet tiyatrolarına genel müdür oldu. Dil tarihte hocalığının dışında bir de devlet tiyatrolarına genel müdür olmuştu rahmetli Turgut Özakman. Peki bağlarınız sürdüğünü biliyorum da mesela oyunlarınızı falan orada özellikle gidip sergiliyor musunuz? Benim şöyle ben 2008 yılında emekliliğim dolar da olmaz erken bir şekilde Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldum Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan. Tamam. Ankara Sanat Tiyatrosu tabii orada iyi bir potansiyel var, oyuncu potansiyeli var. Orada Rutkay abi birkaç kez gitti. Galiba Sabahattin Ali'nin bir oyununu oynadı. Nazım'ın bir oyununu oynadı. O gidip oynadı. Benim buradaki yoğunluğum bir de öyle bir talep de gelmedi. Orada yeteri kadar oyuncu var diye. Gidip sonradan oynamadık. En son ben Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Nazım Hikmet'in Yolcusu'nu oynadım. Ki 1991-92 sezonundandır. Sonra 95'te tekrar oynadık. Sonra 2003 yılında... Kadroyu biraz değiştirerek Nazım işte 100. doğum yılı anlamında şeyde işte o zaman oynamıştık 2002-2003'te Nazım'ı. En son Ankara Sanat sahnesinde onları oynadım. Şeyi düşündüm de hani o bu sizlerin mesela bu dönemde o rengin sürmesi için arada böyle orada oyunlar sergilemeniz hem Ankara için hem Aslan için çok anlamlı olabilir diye yani düşündüm. Şey gibi düşünmek onun için lazım. Dedim bu soruyu. Bir dönem öyle şeyler duydum yani. Yani siz yoksunuz diye burası olmayacak mı? Yok, sürdürülebilir. Bizden önce de çok büyük ustalar vardı o bayrağı yukarıya taşıyan. Biz de onlardan aldığımız bayrağı elimizden gelince yükseklerde tutup genç arkadaşlara devrettik. Ha ihtiyaç olursa, çağırırlarsa tabii ki koşa koşa gideriz. Ama şu anda herhalde bir ihtiyaç yok. Umarım iyi gidiyordur her şey. Umarız, umarız. Madem bu kadar bahsettik Aslan Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan, Rutkay abiye de buradan, hepsine Rutkay Ezze de, diğerlere evet. de, tüm dostlara buradan, şimdiki dostlara da sevgilerimizi, selamlarımızı evet. iletelim. Hadi oradan bu döneyin türküsünü söyleyeyim ben bari. Timur Selçuk hocamızın, Altan gördüm, altını çizdi. Aslan oyunları, oyunlarına yakın diyelim, kadar demeyelim. Hadi abartılı bir şey kullanmayayım ama... Gerçekten ona yakın ölçüde müzikleri hiç tartışılmazdır. Klasikleşti hepsi işte başta 1 Mayıs olmak üzere. Timur Hoca'nın da Timur Selçuk'un müzikleri de tam o asla yani bütünleşti bütün şu oyunlarda. Şu ayrımı izninde bir cümle söyleyeceğim. Tabii bir şiiri, bir oyun metnini müziklemek tabii ki tamam. Ama tiyatro müziği yapmak ayrı bir uzmanlık. Timur abi mesela bu konuda... bizim için, benim için baş tacıdır. Çünkü hani bestelersin, sözler ön planda değildir. Halbuki tiyatro seyircisine o sözleri duyurmamız lazım. Tabii. Değil mi? Tabii. Sadece müziklemek değil, o sözlerin ön planda olması tabii, gerekiyor tabii. bu tip şeylerde. Tabii. Timur Selçuk şiirlerden yapılan bestelerde de muhteşem. Tabii. Yani müzikal birikimi zaten Timur Hoca'nın çok iyi. Biliyorsunuz iyi bir piyanist. Yani işte her anlamda hoca vasfı taşıyan ama besteci o başka bir şeydir. Yani bestede başarılı olamayabilir. Bu söyleşide birkaç yerde bunu söyledim. Mesela Orhan Veli'nin Hürriyete Doğru diye bir şiir var. Muhteşem bestesi vardır. Değil mi? O şiire uygun müzik demiştir. O yavaş yavaş başlar ya hani gün doğmadan. Deniz, tabii finalde crescendo yapar. Crescendo. Hey ne duruyorsun tabii. be diye. Yani, Timur abiye de buradan saygılarımızı selamlarımızı iletelim. Abi çok hocamıza çok özel, çok özel. Evet. Evet, döneyin türküsü neymiş bakalım. Ağcıyla sağcı, olcuyla solcu, çevir kazı yanmasın, çevir de çevir, çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Devrim istiyorsanız devrim yapalım. Rüzgar nereden esiyor ona bakalım. Darbe olsun derseniz darbe yapalım. Rüzgar nereden esiyor
ona bakalım. Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu. Çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Sağcıların günüyse sağcı olalım. Rüzgar nereden esiyor ona bakalım. Solcuların günüyse solcu olalım. Rüzgar nereden esiyor ona bakalım. Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu. Çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Herkesi uyutalım, yasar olalım. Vatan millet üstüne nutuk atalım. Bir parti kuralım da üye olalım. Hiçbir şey olmazsak da bakan olalım. Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu. Çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Sakıncalı piyada, hiçbir şey olamasak da bakan olalım. Tabii. Allah Allah, şu anda var mı acaba böyle bir şey? Evet, bu sakıncalı piyadeden değil mi bu? Evet evet. Döneyin türküsü. 1977-78 tabii. Askerliğini yaparkenki anılardan derlemiş rahmetli Uğur abi, Uğur Mumcu. Sonra işte Rutka abiyle oturmuşlar, bu güzel oyun olur falan diye. Kaç sezon oynamıştı ya. Katledildikten sonra 1993 Ocak'ta tekrar kendi aramızda çok tartıştık. Ya şimdi şeyi söyleyeyim, katledildi. Biz bunu bir ticari şeye döküyormuşuz gibi algılanır mı? Bayağı kendi aramızda tartışıldık. Önce yapmayalım dedik. Sonra dedik ki insanlara bunu tanıtmamız lazım. Ya bizim sanatçı olarak görevimiz ne? Evet, Uğur Mumcu'yu bilmeyen genç insanlara. Çünkü kamuoyunun hafızası zayıftır diyebilen. Evet. Ama Türkiye'de çok daha zayıf. Yani 6 ay öncesi unutuluyor. Onu hatırlatmak adına yine tekrar gündeme aldık ve 1,5-2 sezon oynadık. Çeşitli yerlere de turneye gitmiştik. Ruhu şad olsun. Evet. Gerçekten şad olsun. Yukarıda böyle hoş, esprili bir anıdan bahsettin. O altın ne demiş? Bir polis baskınında. Tabii tabii. Altıncı Lenin mi demiş? Ya evi basıyorlar. İşte yasak yayın arıyorlar. Meşhur hikaye oluyor ya böyle. Bütün diyorsun faşist dönemlerde kitaplar alınır ve meydanlarda yakılır. Nazi Almanya'sında bu çok olmuştur. Hani ortada yakarlar kitapları. Evler basılıyor. Garibin polisi ne bilsin? Bir şey buldunuz mu diyor. Komiserim buldum diyor. Önemli bir kitap. Kimin diyor? İşte V.I. Vladimir İlyich. Ya V.I. Lenin. Adam da Roma rakamıyla. Roma rakamıyla 6. Lenin'in kitabı diyor. Yani bu oyunda da şeydi. Gerçektir yani, abartı değil. Günümüze daha komik şeyler oluyor biliyorsun. İleride trajikomik olarak bu günler yazılacaktır herhalde. Değil mi? Bu günler ileride herhalde çok, hem oyun olarak hem çok iyi sinema filmleri olarak hem yazı olarak, yani edebiyatta, yani öyküde falan çok çok. Keşke yaşamasak çok, da çok. Hiç filmi de oyunları da yapılmasa elbette, değil mi? Elbette. Diğer tarafı da bu. Tamam elbette. Sanatçı toplumdaki bu çelişkilerden, bu yanlışlıklardan besleniyor ama keşke beslenmesek de yaşamasak bu günleri. Elbette. Değil mi bu acıları? Elbette. Şimdi neyse, atlamayalım. Bir altını çizelim. Akademi 35,5. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü hani gençler var izleyen. Meslek sahibi insanların da olduğunu tabii, biliyorum. Tabii. Çünkü kursların kademelerinin farklı da olduğunu biliyorum. Hı. Herkese ayrı farklı. Vayda Perçin'le, Vaydan'la evet, birlikte sizin 2009 yılında kurduk Akademi 35,5. Biz bir eğitim geleneğinden geliyoruz. Neden eğitim geleneği? Ankara Sanat Tiyatrosu. Demin söyledim. Biz de sınavla Ankara Sanat Tiyatrosu'na kabul edildik. Ve bizden önce
hangi alanda ustalaşmışsa o hocalarımızdan, oyuncu abilerimizden, ablalarımızdan dersler aldık. Sonra baktık biz de dediler ki sen de artık bu dersleri vereceksin. Bu iş biraz el verme eski tabirle, alaylılık şeyi, her ne kadar okul da bitirmiş olsan. 2009'da İstanbul'dayken işte dizilerde falan oynuyoruz ama bir diğer yanımız boş kalınca bir de okul kuralım dedik. Hani bizimle belli koşullarda anlaşabilecek genç insanlara o birikimimizi aktaralım dedik. Akademi 35.5'u kurduk. 35.5 tahmin edeceğin gibi karşıya kadar evet, geliyor. Evet. İsim annesi Vahide'dir bizim. Vahide doğma büyüme oralı olduğu için. Oralı değil mi Vahide? Tabii tabii. Akademi 35.5 olduk. Güzel bir espri oldu. Güzel gidiyoruz. İşte kaç? 11 yıl, 12 yıl oluyor. Tabii ki Türkiye'deki bütün sektörler gibi biz de etkilendik. Şöyle yeni sınıf açarken biraz daha dikkatli davranıyoruz. Var olan öğrencilerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Ama diğer taraftan tabii her işte olduğu gibi gelir şeylerin azalıyor. Mesela sınıfları daha az kişiyle açalım diyorsun ama tabii. Kira azalmıyor, elektrik azalmıyor, doğalgaz azalmıyor. Haklı olarak insan giderleri, insanların ihtiyaçları artıyor pahalılık bu kadar yükselmişken. Ama her şeye rağmen o bir görevdir. Yani görevi sürdürmek adına Akademi 35.5'u dediğim gibi bizimle yürüyebilecek arkadaşlarla elimizden geldiğince sürdüreceğiz. Sadece İstanbul'da değil mi Akademi 35? Başka yerde şubeleriniz yok. Ankara'da, yani İzmir'dir şube, falan. Teklifleri geldi özellikle İzmir'den Karşıyaka'dan ama o şeyle birlikte. Yani senden ders alıyor. Ankara'da başka bir arkadaştan ders alıyor. Ama senin eğitimciliğin daha bir değil mi? Hoşa gidiyor. Daha işe yarıyor. Oradaki arkadaş da iyidir ama olmuyor. O sanatta o homojenliği sağlayamıyorsun. O yüzden hani arada bir gideriz geliriz falan da olacak iş değil. O zaman zaten işin içinde tamamen bir ticari boyut giriyor. Her ne kadar ticari bir şirket de olsa ilk bakış açımız o olmadığı için şimdilik yani o şubeleşmeyi çok tercih etmiyoruz. Ama İstanbul İzmir artık otoyolla çok kısaldı. Bana göre bir düşünün derim yani. Şimdi ben bakıyorum arkadaşlarıma Hande Doğan Demir, Çağatay Ulusoy, Merve Çağıran, Ela Yörüklü gibi arkadaşlar değil mi? Özge Gürel de oradandı. Cansu Tosun, Ekin Koç. Buraya kaydedebilir daha vardır da arkadaşlarım atladıklarım. Ya ben hiç isim söylemiyorum çünkü Berk bazılarını Cankat, unuturuz ayıp olur. Berk Cankat, Tolga Ortancıl gibi notlar almışım. Evet. Benim atladıklarım olabilir onlardan da kusura bakmasın yolları arkadaşlarım. Yolları açık olsun. Pek çok bugün filmlerde, dizilerde yer alan arkadaşlarım oradan ne derler rahleden geçme mi derler? Rahle-i Tedris. Rahle-i Tedris'ten evet. Oradan geçme derler 35.5'tan. Yer Etiler'deydi. Yok. Zincirlikuyu'dayız. Evet, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'nde 5 katlı binanın 3 katı içini işte kendimize göre tadilat yaptık. Biliyorsun o hikayeyi gördün mü? Adam hani şey yapıyor, eleştirel bir şey. Zenginler restore ettirir, fakirler tadilat yaptırır. İşte zenginin çocuğu şeydir, bilmem nedir, öteki dayaklıktır. İşte zengin baygınlık geçirir, öteki bilmem ne olur filan diye. En son şey diyor, mesela A4 deyince senin aklına diyor, kağıt geliyorsa fakirsin ama Audi geliyorsa zenginsin diyor. Tabirleri çok güzel şey yapmışlar. Harika. İşte biz de restore değil tadilata soktuk okulu. İçine stüdyolar, atölyeler filan yaptık. Güzel gidiyor. Dediğim gibi mümkün olduğunca sürdürmeye çalışacağız. Yani ekonomik koşullar bize ne kadar izin verirse elimizden geldiğince sürdüreceğiz akademiyi. Şimdi senden tam bu noktada bir şiir rica edeceğim ama gene yukarıda sohbetimizde bir belgeselden bahsettik. İzlemeyen Artı TV izleyicilerine de önerelim onu. Pepe'nin Uruguay Devlet Başkanı, gerilla hareketinden geliyor malum. Sonra devlet başkanı oldu, iki dönemde yaptı malum. Onun Netflix'te, YouTube'da da vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Belgeseli var, izleriz. Muhteşem bir belgesel. Şey, söyleşiyi de Emir Kusturica yapmış. Emir Kusturica çekmiş. Çok güzel. Belgeseli de o çekmiş. Çok güzel. Yani çok doğal, çok içten. Kimi zaman böyle gülerek, gülümseyerek, kimi zaman boğazını düğümlenerek, kimi zaman gözlerinde böyle bir damla yaş aksa mı akmasa mı diye düşünerek izlenebilecek bir belgesel. Gerçekten çok ciddi bir öğreti sunuyor.
Sadece bir dünya görüşü, bir devlet başkanlığı falan değil, insan olmanın tanımı da var bana göre o belgeselde. Yani izleyicilerimiz fırsat bulup zannediyorum 1 saat 12-13 dakika yani sular seller gibi akıyor zaten. Lütfen El Pepe, değil mi? El Pepe, onurlu bir yaşam gibi diğer adı da. Ben Netflix'ten izledim. Reklam yapmış gibi olmayalım ama. Orada ne diyordu? Amerika hakkında pardon. Ne diyordu orada? Ha? Amerika? Şey diyor bir arkadaşı, böyle eski tüfekler oturmuşlar. Dünyada diyor askeri darbenin olmayacağı tek bir ülke vardır. Hangisi diyorlar? Amerika Birleşik Devletleri. Niye diyorlar? Orada Amerika Büyükelçiliği yok ki diyor. Çok güzel ama. Çok tabii tabii. Özellikle Güney Amerika o şeyden çok muzdarip ya. Şili'de, Allende'yi de işte. Orta Doğu biz değil miyiz? Her yani, yer. Bütün hani, Asya değil mi yani? Vietnam'da yani, reisleri vardı yani. Her yerde. Şey özellikle çok direndi de Güney Amerika buna biliyorsun. Arjantin, Tabii. En büyük acılar orada. Tabii. Şili. Bir de Amerika'nın burnunun dibi olduğu için oraya daha bir özen gösteriyor Amerika. Doğru. Tövbeler olsun. Kötülükten evet, özen. Evet. Ne okuyoruz hocam? Hocam demin böyle jenerikte Orhan Veli'yi gördüm. Tamam. Orhan Veli böyle sadece bir iki yerde okumuştum, onlara cevap da yazdım ama çiçek böcek şairi zannediliyor. Halbuki antimilitarist, çok yani sağlam şiirleri var. Mesela büyük şair. Çok kısa bir şiir var. Harbe giden sarı saçlı çocuk, gene böyle güzel dön. Dudaklarında deniz kokusu, kirpiklerinde tuz. Harbe giden sarı saçlı çocuk. Çok şey anlatan çok kısa bir şiir. Sizin için diye bir şiir var. Bu da bestelendi. Galiba yine Timur abi bestelemiştir. Sizin için insan kardeşlerim. Her şey sizin için. Gece de sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. Ay ışığında yapraklar, yapraklarda merak, yapraklarda akıl. Gün ışığında binbir yeşil. Sarılar da sizin için, pembeler de. Tenin avuca değişi, sıcaklığı, yumuşaklığı, yatıştaki rahatlık, merhabalar sizin için. Sizin için limanda sallanan direkler, günlerin isimleri, ayların isimleri, kayıkların boyaları sizin için. Sizin için postacının ayağı, testicinin eli, alınlardan akan ter, cephelerde harcanan kurşun. Sizin için mezarlar, mezar taşları, hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları sizin için. Her şey sizin için. Ay ay. 35 yaş. Orhan Veli büyük şair. 35 yaş. Büyük şair. 35 yaşında adam resmen yani Ataoğlu abiye sormuştum. Çok da üzücü bir ölümü var. Tabii. Ataoğlu abiye sordum. Abi dedim Orhan Veli deha dedi şekerim. Deha. Öyle yani. Peki. Evet. Şimdi abi. Altan gördüm. Gelecek haftada konuğum Nevzat Çelik olacak. İkisi de sıkı Beşiktaşlıdır sevgili arkadaşlar. Bayağı sıkı yani. Bayağı iyi Beşiktaşlılar. Ben bu sene futbolla ilgilenmiyorum. Öyle denir ya. Evet, bu sene ilgilenmiyorsunuz. Bunu Beşiktaşlılar da uyarladı malum ama Gezi'de çok söyledik biz bunu. Çok sevdiğiniz şarkı. Sevgili Su abinin yorumuyla biliriz. Su abi de önümüzdeki haftalarda değerli arkadaşım benim konuğum olacak. Ben senle güneşi bulmaya geldim. Yürütme kavganı sormaya geldim. Gücenme güneşten sunmaya geldim. Kapkara geçiyor günler, hesabı yok. Ekmeğin az, tuzun tadı yok. Çocuklar belki gülmüyor. Ayalık sevdalar, dikenli yollar. Pusu kurulmuş, dinmez ağıtlar. Yüzüne kapanıp ağlamak vardı. Oysa ben seni bulmaya geldim. Kalbine güneşi asmaya geldim. Tükenme, bekleme. Ben senle güneşi bulmaya geldim. Ürkme kavganı, sormaya geldim. Tükenme, güneşten sunmaya geldim. Kapkara
geçiyor günler. Hesabı yok, ekmeğin az, tuzun tadı yok. Çocuklar belki gülmüyor. Sana hep yeni türküler verdim, uzak dağların ötesinden gelen. Sana hep yeni çiçekler verdim, kapıyı aç bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme. Kayalık sevdalar, dikenli yollar, uzun kurulmuş dinmez ağıtlar. Yüzüne kapanıp ağlamak vardı, oysa ben seni bulmaya geldim. Kalbine güneşi asmaya geldim tükenime. Muhteşem bir evet, şarkı. Evet. Harika bir şarkı. Şimdi 2010'da İsmail Cem televizyon ödülü Kavak Yelleri. Kavak Yelleri'nde Kamil şey miydi? Ha, tipolojisi Kamil değil mi? Ben o dizide yapımcısı da Timur Savcı. Kulakları çınlasın, hemşerimdir. Aha. Adanalı. Ben başka bir projedeydim. Dedi ki abi başta 2-3 bölüm bir karakter var işte. Adam işleri kötü giden bir böyle inşaat ustası. Esas kızın babası bizim. İstanbul'dan böyle kaçakçılar falan geliyor. Eski bir cami var. Camide Çinliler var. Onları diyor bize şey yap şu kadar para. Ve yakalanıyor. Adam hapse atılıyor. Bitiyor işi. Fakat diziler biliyorsun uzadıkça hep şey olur, patinaja girince ya yeni karakter sokarlar ya unutulmuş eski karakter gelir, bir şey olur. Hep öyle olur yani. Zannediyorum 30. bölümde İstanbul'a taşınmışlardı. Beni aniden hapisten çıkarıp bir anda kapıyı çaldım ben. Herkes şey oldu tabii, şaşırdı. Tekrar 30. bölümden itibaren başladım. O aralar işte... Sağ olsunlar İsmail Cem. Adı sonra değişti galiba. Ailesi istemediler. Antalya'da öyle bir ödül vermişler bize. Tabii tabii o dizi şeyde bu hayat bilgisinde de o Panzer Emin Hoca değil mi? Orada. Tabii o da Panzer Emin de mesela Panzer öyle bir adı da yoktu onun. Ben hayat bilgisi başlamıştı. 63. bölümde katıldım. Yine böyle afet karakteriyle yani kulakları çınlasın Perran Kutman'la, Perran ablayla deyince kızıyor çünkü esprisine. Şey, onunla böyle ters düşecek bir karaktere ihtiyaç var dediler. İlk görüştüğümüzde Gani Müjde ve yönetmen Tarkan'la, Tarkan Karıldağ'la. Böyle böyle bir adam dediler işte, öğrencilere kötü davranan. Tabii tiyatro kökenli olunca soruyorsun bu adam niye kötü? Bunun bir nedeni olmalı. Bulacağız bir şeyler filan dediler. Hatta ben dedim ki ya anlaşamazsak, yani ben diziye uyum sağlayamam. Gani şey demişti, tayin ederiz gidersin. Hayır, mafya dizisi olsa öldürüyorlar hemen biliyorsun. Sen biraz arıza çıkar veya işte oyunculuğun anlaşamazsın. Tak hemen bir kurşunla gidiyorsun. Burada da öğretmen ya başka okula aniden tayini oluyor. Yani başka karakterler geliyor gidiyor. Öyle bir espri vardı. Sağ olsunlar sevdiler bizi. 63'te girdim işte o sezon. 2 sezon falan oynadık. 140 bölüm falan yaptı o iş. Şey, hayat bilgisi. Panzer Emin. Panzer Emin'i sonradan buldular. Benim köpeğim varmış. Köpeğin adı Panzer'di falan filan. Öğrenciler öyle bir şey yaptılar ama sonra o unutuldu. O sert adam, sürekli böyle siyah koyu renk giyen adamlar gittikçe pembe açık renk falan giymeye başladı. Bir aşk adamı oldu. Yani işte Afet'le Emin Hoca arasında bir aşk, hatta gizli bir evliliğe kadar gitmişti. Son yıllarda ben biliyorum tabii ama bayağı uzunca bir süredir ama hiçbir dizi teklifi yok ya da gelenler de sonra kibarca ha? Ya işte en son Beni Böyle Sev diye bir dizide oynamıştım TRT'de. Arada kaç iş geldi, olmadı, olmadı, olmadı. Böyle çeşitli şeyler söylendi. Beğenmiyorlar herhalde oyunculuğumuzu. Biraz daha benim olgunlaşmam lazım diye düşünüyorlar. Bir iki şey de öyle çok komik. Öyle mi dedim? Ha, iyi olur ya dedim. Kendimizi size beğendirmek gibi böyle bir iddiamız yok. Siz bilirsiniz. Yani meşhur hikaye var ya hani çamura da düşse falan... Geçecek bugünler Haluk. Sevgili arkadaşlar, Altan gördüm ben söyleyebilirim. Altan gördüm tabii bunu söyleyemez. Yasaklılardan malum. Levent Üzümcü gibi vesaire işte. Belli kişiler, Rutkay abi de herhalde dizilerde yasaklıdır.
tabii değil mi? Herhalde. Yasaklıdır son dönemlerde. Yani böyle maalesef böyle bir dönemden, böyle bir süreçten geçiyoruz. Ne diyelim, artık geçecek. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de iyimser, olumlu bakanlardanım ve rahatlayacağız, başka bir yere doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Burada en iyi erkek oyuncu var, Sadri Alışık. O Devrim Arabaları, Devrim Arabaları filmiyle sağ olsunlar onlar da. O sık dönüyor kanallarda bu Devrim Arabaları. Öyleymiş. Tolga çekti onu, Tolga Örnek. Sonradan ortağımız oldu, okulu da birlikte kurduk. Şimdi yurt dışında yaşıyor. Onlar aile olarak böyle bir talihsizlikler zinciri yaşadılar. Kardeşi rahmetli oldu kanserden. Babası eski Deniz Kuvvetleri komutanıydı biliyorsun. Bu Balyoz davasından hapse girdi, çıktı. Onu da 2 sene önce kaybettik. Ruhları şad olsun. Tolga da eşinin de işiyle ilgili olarak şimdi yurt dışında Amerika'da yaşıyor. Hiçbir zaman askeri darbenin yapılamayacağı ülkede. Şeyi atlamayalım, onu ben de yeni duydum şimdi yukarıda. Nazım Hikmet Vakfı'na yönetim kuruluna girmişsin. Evet, Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı var. Sağ olsun Rutkay abi aradı. Seni aramızda görmeyi çok isteriz dedi. Hatta geçtiğimiz günlerde, ayın 21'inde böyle bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Geleceğe dair ne yapılabilir? Tabii en büyük sorunumuz, biz kabul etmek istemiyoruz bunu ama gençlere Nazım Hikmet'i öğretmek şu anda, üniversite öğrencilerine. Bu çok üzücü cümle. Çok üzücü ama öyle, maalesef öyle. Nazım Hikmet'i tanıtmak, hatta unutturmamak diyelim. Bununla ilgili neler yapılabilir? İşte ben okuyorum, sen Nazım'dan, şiirinden bestelenmiş şarkı. Ama bunlar hep böyle kısıtlı alanlarda, hani kitlelere mal olacak ne yapılabilir? Burada bize yakın olan belediyelere çok fazla iş düşüyor. Tabii. Değil mi? Onların destek olup... Adana'da söylerim canım, HDP'li belediyeli kalmadığı için yani o... CHP söyleyelim yani, sahip çıksınlar. Yani şey söyledi o gün, üzüldüm tabii. Geçen seneden alacağımızın olduğu belediyeler var. Şimdi buradan seyircilerimize de hemen söyleyelim. Nazım Hikmet ajandası bastırıyoruz biz. Çok da güzel bir ajanda. Çok hem işlevsel hem de Nazım'ın dizelerinin de yer aldığı, fotoğraflarının da olduğu. Bence çok güzel bir ajanda ve fiyatı son derece makul. 3-4 yıldır arttırılmıyor. Girdiler, maliyeti artıyor ama yine dedi bu sene aynı şeyden. İşte demokratik kitle örgütleri pek kalmadı biliyorsun. Belediyelere veriyorsun. Diğer taraftan da onun parasını tahsil edemiyorsun. Sana gelince paramız yok oluyor. Yani o 3-5 bin liradan söz ediyorum. Bunlar üzücü şeyler. Bunlar hepimizin ortak değeri. Ben o vakfın yönetim kurulunda olduğum için söylemiyorum. Elimizde kalan fazla bir şey yok. O yüzden biz birbirimize biraz bu anlamda sahip çıkmalıyız. Kişisel olarak kimse bir şey istemiyor. O bir vakıftır. Sağ olsun Şişli Belediyesi mesela kira ödeyememe durumu olduğu için yerinden çıkarılmış. Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir salon vermiş. Toplantılar orada yapılıyor. Düşün yani. Nazım Hikmet kültür, dünya şairi değil mi? Dünyaya mal olmuş bir değerin vakfının sabit bir salonu yoktu Şişli Belediyesi yardımcı olana kadar. Bunlar gerçekten üzücü şeyler ya. Yurt dışına da gönderilebiliyor değil mi bu? Tabii. Buradan çağrımız da olsun. Hem Türkiye'deki tabii belediyelere zaten direkt çağrımız da. Demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerine ve yurt dışında da Avrupa'da özellikle çok daha rahat gidebilir oraya arkadaşlar. Destek çıkmak isteyen, sahip çıkmak isteyen dostlar Altan Gördüm'e ulaşsınlar. Sana Nazım Hikmet Vakfı'nın da sosyal medya hesapları var arkadaşlar. Yani ben şuna inanıyorum, arayan bulur abi. Arayan bulur. Sana interneti kullandığını ben biliyorum. Tabii. Instagram'ı kullanıyorsun. Instagram hesabım var. Ben kendi adımı Altan Gördüm olarak var. Okulun var. Akademi 35.5'um var. Twitter'da kullanıyorsun galiba. Tabii. Twitter'da var. NH Vakfı olarak da var. Yani bir şekilde bize ulaşabilirsiniz eğer ulaşmak niyetindeyseniz. Twitter'da da Altan Gördüm olarak varsa tabii, değil mi? Tabii. Sevgili dostlar, bu programla ilgili de yine öneri, görüş, istekleriniz için de Twitter ve Instagram Haluk Çetin Gitar. Haluk Çetin Gitar 2 Instagram, Haluk Çetin Gitar Twitter. Dileyen dostlar herhangi bir nedenle bana oradan ulaşabilirler. Şimdi seni yollamadan bir şiir daha ben rica edeceğim. Tabii. Ve sonra sana bir final sorusu soracağım. Eyvah. Soru deyince bir anda. Abi şimdi arkadaş Z. Özger. Büyük şairdir. Evet.
Tek kitap Sevdadır'dı kitabı. Basın yayında okurken zamanında, ki sonradan ben de 1,5 yıl o yurtta kaldım. O zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yurduymuş. Biz girdiğimizde Cumhuriyet yurduydu. Orada bir gece baskında, işte zamanın 12 Mart dönemi, bizden bir kuşak büyüktür. Orada zaten zayıf bir arkadaşımızmış. İşte başının aldığı darbeler, sonra ondan bir süre sonra, zannediyorum bir yıl sonra, işte öyle bir beyin kanamasından ölmüş. Bu şiirini çok severim. Ama tek şiir hakkımız varsa Sevdadır şiirini meraklılar lütfen bulup okusun. Ben şimdi onu okumayayım. Tamam mı? Tamam. Uzunca bir şiir, önlü arkalı. Tamam. Cemal Süreya gördüm orada. Tamam. Ama yine bir ters köşe yapalım, Can Baba yapalım, Sevgi Duvarı. Haydi. Tamam mı? Haydi. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sen aç sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kumkapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını aştık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Geçen Datça'ya gidip ziyaret ettik. Ya. Can Baba'nın anıtını. Yönetmenimiz Murat Darman, sevgili direktör arkadaşım, bizim bütün kültür sanatlar arkadaşım, programlarımızın da direktörüdür, şair Cenk Kolçak. Seste Evrim Doğan, kameralarda Baran Demirtaş, Muhammed Doğru ve Mansur Aydın, benim aslan gibi arkadaşlarımla birlikte bu programı gerçekleştiriyoruz. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim. Hiç yani ikiletmeden geldiğin için. Son şeyim şudur, görüşlerini merak ediyorum. Soru değil aslında bu da. Hem özel sohbetlerimizde hem söyleşilerde hep konuştuğumuz şeyler. Bu kadar uzun dönem sanata, tiyatroya, sinemaya, oyunculuğa genel olarak da katkıda bulundun. Uzun bir dönemini de bunun şeyle birlikte götürdün. Sol, politik, toplumcu, hı hı, dünya görüşüyle ve oyunlarla da birlikte götürdün. Bugün geldiğimiz yerde topluma karşı Türkiye'de bir şey var mı? Böyle bir kırgınlık var mı? Ya da toplamda böyle baktığın zaman ne diyorsun? Yani 2020'de bu olana bir tane bu kadar 40 yıllık çabadan sonra. Ya topluma kırgınlık değil ama... İki dakika konuşmam lazım bu konuda izninle. Lütfen. Ankara Sanat'a ilk girdiğimizde bizim için orası gerçekten bir mabetti. Pazartesi hariç, tiyatroda pazartesi günleri tatildir. Haftanın her günü oynardık. Hafta sonları 4-5 oyun birden oynardık. Hepsinde de oynardık ve yorulmazdık. Çünkü karşılığı geliyordu, koltuklar doluydu. Nüfusun az olmasına rağmen. Aradan işte bir süre geçti, 12 Eylül oldu, bir şeyler oldu. Salı günlerini kaldırdık, seyirci azalıyor diye. Çarşambaları kaldırdık, perşembeleri kaldırdık. Cuma, cumartesi, pazar, işte cumartesi iki seans, pazar tek, 4 seansa indi. Sonra şuna bakıyorsun, ya nüfus bu kadar arttı, öğrenci gençlik arttı, o arttı, bu arttı. Nereye gitti bu insanlar? Ne oldu? Biz mi bir hata yaptık? Ya da mücadele ettiğimiz unsurlar
mutlaka bizden çok daha güçlü, çok daha egemen her şeye ama bu kadar zayıf olmamalıydık. Kendimizi eleştiriyorum ben bu durumda. Öyle biz biraz, evet yani tamam mücadele var. Senin elindeki mücadele araçları, dağlara çıkacak halimiz yok. Gitarın var, sesim var, işte enstrümanım budur, oyuncuyum ben. Biz de bu konularda biraz böyle yok canım, olmaz ya gibi baktık bazı şeylere. O yüzden bugünlere geldik. Ben asla toplumu suçlamıyorum. Sadece elinde olanak olduğu halde, bir şeylere ulaşabileceği halde böyle kenarda duran tipler var ya, onlar her dönem vardır, her dönem. Ve yarın öbür gün bir şey olduğu zaman senden de öne çıkar. Hani bir şeyler yapmış gibi. Onlar hani o dönek şey yaptık ya hani o evet. Geri planda. Evet. Topluma kızmıyorum ya. Ben yine kendimce şey yapıyorum. Bizdedir hata diyorum. Foça'da kalede bazen şiir akşamları yapıyoruz ya. Evet. Yaş ortalamasını o gün söyledim ben. Yaş ortalaması 45-50 idi evet, ya. Evet öyle oluyor. Nerede üniversite öğrencileri? Evet. Nerede üniversite öğrencileri abi? Yani biz mi acaba onlara yeterli şeyi sağlayamıyoruz? Onlara biz mi ulaşamıyoruz? Foça'da çok genç bir nüfus var. Nispeten Foça'nın yapısı da... Demokrat. Evet. Nerede onların çocukları niye geldi? Anneleri babaları geliyor. Arada bir tane böyle genç görünce sarılıp öpesim geliyor benim. Bizde galiba bazı hatalar var. Evet. Dediğim gibi... Tarih bununla yazılıyor. Bu çelişkilerle hani ezen, ezilen, sömüren, baş kaldıran. O konuda biz biraz zayıf kaldık ya. Değil mi? Şey derlerdi bize işte Ankara Sanat'ta 2000'li yıllarda oynarken lan halen buradasın derdi bizim eski arkadaşlarımız. Var olan çelişkiler devam ettiği sürece ben başka bir yerde olmama imkan yok. Ben tabii ki orada olacağım. Evet. Ha, popülerlik varsa işin içinde popülerliğimi de o yönde kullanmam gerekiyor tabii, zaten. Tabii. Filan. İşte Gezi'ye gittik. Gezi'ye ben ne yapacağım? Gezi kaç yıl önceydi? Yaşım şu anda 62, 55, 56 yaşında adamdım. Sen ne işin var orada filan diyorlardı. İşte kaçamazsın, dövüşemezsin filan. Hayır, ben oradayım diye 3-5 kişi belki güven duyar. Ya bu adam da buradaysa demek ki bu haklı davadır diye gittik oraya. Tabii ki. Peki. İyimser ve umutlu bitirdik. Yani sonuç olarak öyleyiz, öyle bakıyoruz. Enseyi karartmayacağız ya. Enseyi karartmayacağız. Yani eyvallah. Her şeye rağmen bir şekilde... Ben de evet, tamamen evet. Böyle bakıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar.